Örüntü oluşturma, belli bir kurala göre oluşturulan şekil veya sayı ifadelerine örüntü denir. Arkadaşlar burada belli bir kural gerekiyor, tamam mı? Yani düzenli olarak aynı sayı artacak ya da düzenli olarak aynı sayı azalacak. Bunun gibi belli bir kural olması gerekiyor. Ama bir artıp bir azalıp düzensiz bir şekilde gidiyorsa o örüntü oluşturmaz. Sayı örüntülerinde terimler arasındaki ilişkiyi bulmak için ardışık terimlere bakılır. Yani buradaki artış terimler işte 1, arkasından 3 gelmiş, arkasından 5. Bak bu birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim, beşinci terim diye gidiyor. Tamam mı? Ya da birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı ya da şekilliyse birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil diye gidiyor. Bu ardışık terimlerin arka arka gelen sayılarına bakacağız. Sayıların kaça kaçır arttığına, kaça kaçır azaldığına bakılır. Şekilli sorularda mutlaka şekillerin sayısı bulunmalıdır. Demek ki şekilli sorular ne yapacakmışız? Oradaki işte kutu sayısını, üçgen sayısını, şekil sayısını üzerine yazacağız. Sayıyı bulmalıyız. Şimdi örüntümüzde bakalım. Bakın burada iki örnek var. Birden 3'e 2 artmış, 3'ten 5'e 2 artmış, 5'ten 7'ye 2 artmış. Bu 2 artarak giden bir örüntü. Buna bakalım. 60'tan 54'e inmiş, 54'ten 48'e inmiş, 48'den 42'ye. Ve bu da hep bakın 6 azalarak giden bir örüntü olmuş. Şimdi bunlara bakalım. Sayı örüntülerini 2 adım daha devam ettiriniz. Şimdi bakalım örüntünün kuralını bulalım. 4'ten 8'e dikkat ederseniz 4 artmış. 8'den 12'ye 4 artmış. 12'den 16'ya 4 artmış. Demek ki 4 artarak giden bir örüntü bu. O zaman 20'den sonra ne gelir? 4 artarsa 24. 24'e 4 eklersek 28 bulunur. Buna bakalım. 5'e 10 ek. Bak 5'e 5 eklenmiş. 10 olmuş. 10'a 5 eklenmiş. 15 olmuş. Ya da bak 20'den 15 çıktı. 25'ten 20 çıktı hep. 5 artarak gitmiş. O zaman kuralımız 5 artarak diyoruz. 25'ten sonra 5 eklersek 30 olur. 5 eklersek 35 olur. Buna bakalım. Bu da 10 artarak gidiyor. Bakın 19'dan 9 çıkarsa 10 kalır. 29'dan 19 çıkarsa 10 kalır. Yani hep 10 artarak gidiyor. O zaman 49 10 eklersek 59 olur. 59 10 eklersek 69 olur. Evet, bakıyoruz. Evet, bunlar da aynı şekilde size ödev olsun. Bunu da siz yapın. Kendiniz bulun. Zor değil. Artış miktarını bulup hemen bulacağız. Burada da bir azalma olanını görmek istiyorum. Bu da artarak gidiyor. Bakın burada bir azalma var. 80'den 76'ya bak 4 azalmış. 76'dan 72'ye 4 azalmış. 72'den 68'e 4 azalmış. Burada o zaman 4 azalarak giden bir örüntü. O zaman 64'ten 4 eksiltirsek 60 olur. 60'tan 4 çıkarırsak 56 bulunur. Bakın 72'den 67'ye 5 azalmış. Buradan buraya 5 azalmış. Yine 5 azalarak gidiyor. O zaman 52'den 5 çıkarsa 47 bulunur. 47'den 5 çıkarsa 42 bulunur. Bunlar da yine size ödev olsun. Evet. Bakın bu kitabın güzelliği bol bol aynı örneklerden yaptırıyor ki artık hiç bilgi kaçmıyor yani. Artık gözü kapalı hemen tıkır tıkır yapıyorsunuz. Bakın aynı şeyi çok defa tekrarlarsanız hız kazanırsınız. Artık bu süre hemen bakıyorsun kaça kaça artmış hemen buluyorsun. Kaça kaça azalmış hemen buluyorsun. Hemen iki adım daha ilerleterek cevabı buluyorsunuz. Bunlar size ödev olsun. Sayı örüntülerinde kuralı bozan sayı yuvarlak içeriz. Ha, belli bir kural var. O bir tanesi bozuyor. Onu aradan çıkartacağız. Bakalım. Bakın 12'den 16'ya 4 artmış. Buradan buraya 4 artmış. Hemen hemen 4 artarak gittiğini anlıyoruz. Yani bir adım iki kere aynı işlem gidiyorsa bu kuraldır artık. O zaman 4 artarsa buranın ne olması lazım? Aslında 24 olması lazım. Bakın bu hatalı. 24'e 4 eklerse bak 28. Demek ki 25 hatalıymış. Buna bakıyoruz. 10'dan 20'ye 10 artmış. 20'den 30'a 10 artmış. Derken böyle 10 artarak gidiyor. Ama bu 50 olması lazımken 55 olmuş. Demek ki bu hatalı. Bunun cevabı 50 olmalı. Buna bakıyoruz. 3 artmış. Burada 4 artmış. Burada 2 artmış. Burada 3 artmış. Bak aynısı 3 3 artmış değil mi genelde? İki kere aynı işlem yapıyorsa o kuraldır.
3 artmış. Demek ki bu 21'in ne olması lazım? 3 eklersek 24 olması lazım. 24 de 3 eklersek 27. Bak kural sağlanıyor. Bu 25'i kaldırırsak yerine 24 yazarsak kuralımız sağlanıyor. Demek ki 25 hatalı. Buna bakalım. Azalma var değil mi? 46'tan 39'a 7 azalmış. 39'dan 32'ye 7 azalmış. 32'den 25'e bakın 7 azalmış. Bu da sağlıyor. 25'ten 7 azalırsa buranın 18 olması lazım. Bu hatalı. Evet. Bunlar da size ödev olsun. Benzer sorular zaten. Kuralı buluyorsunuz. İşte şartı bozan, kuralı bozan hemen yuvarlak içine alıyorsunuz. Evet, yukarıda verilen sayı örtülerindeki boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz. Bakalım, kuralımızı bulalım. Bakın buradan buraya 7 artmış. Buradan buraya 7 artmış. 7. Demek kuralımız 7 artarak gidiyor. O zaman 27, 7 eklersek 34 bulunur. Evet, doğru. Hemen buna bakalım. 15'te 25'e 10 artmış. Buradan buraya 10 artmış. O zaman 35'e 10 eklersek 45 bulunur. Bak 10 ekle 55, 10 ekle 65. Demek ki bu 45. Buna bakalım kaç artmış? 1 artmış. Sonra 2 artmış. Sonra 3 artarsa ne olur? 15 olur. Sonra 4 artmış bak. Sonra 5 artmış. Demek ki bunun da kuralı her terimden sonra birer artarak daha gidiyor, tamam mı? Artış miktarları bir artarak gidiyor. Buna bakalım. 23'ten 28'e 5 artmış. 28'e 33'e 5 artmış. Buradan da 5 artmış. Demek ki 5 artarak giden bir kural. 13'e 5 eklersek 18 buluruz. Bu ikisi de size ödev olsun. Ödev dediklerimi de deftere yazıyorsunuz. Onu siz çözüp kendiniz yazıyorsunuz. Evet. Şeklinde devam eden sayı örtüsünün 8. sayısını bulunuz. Bakın bu 3, 7, 11, 15. Bu birinci sayı. Bu birinci sayı. Bu ikinci sayı. Bu üçüncü sayı. Bu dördüncü sayı. Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sayı diye bulduk. Şimdi kuralı bulup devam ettirelim. Bakın dikkat ederseniz 4 artmış. 4 artmış, 4 artmış. O zaman yine 4 artarsa burası ne olur? 19 olur. 4 artarsa 23 olur. 4 artarsa 27 olur. 4 artarsa 31 olur. Demek ki 8. sayı evet 31'miş. Bakıyoruz. Evet o da bulmuş. Devam eden sayı örtüsünün 7. sayısını bulunuz. 10, 12, 14, 16. Şöyle bakalım. Bak bu birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, dördüncü sayı, beşinci, altıncı, yedinci. Kuralı bir bulalım. Kuralımız neydi? Bak 10'dan 12, 2 artmış, 2 artmış. 2 artarak giden bir kural. 16, 2 ekle 18. 18, 2 ekle 20. Buna da 2 ekle 22. Demek ki yedinci sayı kaçmış? 22 bulunur. Evet, doğru. Şimdi devam eden sayı örtüsünün 8. sayısını bulunuz. Burada bir azalma var. Bunu da yapalım hadi. 50, 43, 36, 29. Şimdi bu birinci sayıydı. Bu ikinci sayı, bu üçüncü sayı, bu dördüncü sayı, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci. Evet. Bu kaç azalmış? Bakıyoruz. Buradan buraya bir 7 azalmış. 43'ten 36'ya bak. 7 azalmış. Kuralımız 7 azalarak gidiyor. O zaman 29'dan 7 çıkarsa ne kalır? 22. 22'den 7 çıkarsa ne kalır? 15. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. Buraya 7 yazacağız. 8'den de 7 çıkarsa ne kalır? 1 kalır. Demek ki 8. sayı 1'miş. Bakıyoruz. Evet, 1. Bunları hepsini yazacağız. Şimdi şekilli sorulara geldik. Ne demiştik? Şekilli soruları sayısal hale getiriyoruz. Yani kaç tane olduğunu sayı olarak üzerine yazıyoruz. Bakın 1, 2, 3 tane çember var. Burada daire var yani. 1, 2, 3, 4, 2 de burada 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Şimdi kaça kaçar arttığını daha rahat görebiliriz. Bakın 3'ten 6'ya 3 artmış. 6'dan 9'a 3 artmış. O zaman buradan da buraya 3 artarsa ne olur? Dördüncü adım. Beşinci adım ve altıncı adımı soruyor bana. Evet, 12 olur.
3 eklersek 15 olur. 3 eklersek 18 olur. Demek ki 6. sayı ya da 6. adım neymiş? 18. Cevap bu. Evet. Yine kutula bakın. Burada birinci adımda bir tane var. İkinci adımda 4 tane var. Üçüncü adımda 9 tane var. Üzerlerine yazalım bakın. Dördüncü adımda 4'e 4 bakın. 4'e 4. 4 kere 4 16 tane var. Bak üçüncü adımda 3'e 3. 3 kere 3 9 tane var. 2'ye 2. 2 kere 2 4 tane var. 10. adımındaki en küçük kare sayısını buldunuz. Dikkat ederseniz adımı kendisiyle çarpınca kutu sayısını buluyoruz. 16 tane. Bakın 5. adım ne olur? Şöyle 5'e 5 olur o zaman. Öyle değil mi? 5 kere 5 25 tane olur. 6. adım. Şöyle 6 kutu böyle olur bunun gibi. 6 kutu da böyle olur. 6 kere 6 36 tane olur. 7. adımı da buraya yazalım. O zaman 7. adımda kaç tane kutu olur? 7'ye 7 49 tane olur. 8. adım. Ya direkt 10. adım bulabiliriz. 10'a 10, 100 tane de ben göstermek istiyorum size. 8. adımda 64 tane kutu olur. 9. adımda bakın 9'a 9 81 tane kutu olur. Ve 10. adım 10'a 10 olacak. Yani 10 kere 10 100 tane kutu olur. Cevabımız bu. Bakıyoruz. Evet. Hep birbirinin kendisiyle çarpıyor. Bakın 3'ün karesi gibi. 3 kere 3 9. 4 kere 4 16. 5 kere 5 25. 6 kere 6 36. 7 kere 7 49. 8 kere 8 64. 9 kere 9 81. 10 kere 10 100. Demek ki 100 tane bu kutudan olur. Geçiyoruz. Yukarıda verilen şekil örtüsünün 5. adımında toplam çember sayısının toplam kare sayısından ne kadar fazla olduğunu bulunuz. Bakın toplam kare. Kaç tane kare var? Birinci adımda bir tane kare, ikinci adımda iki kare, üçüncü adımda üç kare. O zaman dördüncü adımda ne olacak arkadaşlar? Beşinci adımda yazalım hadi. Kare sayı, beşinci adımdakini söylüyorum. Kare sayısı burada dört tane olacak, burada beş tane olacak. Yani şu kareler üçte, dördüncü adımda dört tane kutu, beşinci adımda beş tane kutu diye gidecek. Şimdi yuvarlığa bakıyoruz. Onu da kırmızıyla gösterelim. Bakın çemberden 2 tane var. Burada 4 tane var. Burada 3, 3, 6 tane var. Bu da 2 artarak gitmiş. O zaman çember ne olacak? 2 artarsa 8 tane. 2 artarsa 10 tane olacak. Evet, çember sayısının kare sayısının ne kadar fazla olduğunu buldunuz. O zaman 10'dan 5 çıkarsa değil mi? Bana burayı soruyor. 10'dan 5 çıkarsa 5 tane fazladır. Bakıyoruz. Evet. Yukarıdaki şekilde verilen sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Kutu, üçgen artı kutu kaçtır? Şimdi kuralımızı bulmaya çalışacağız. Acaba bunların toplamı mı burayı veriyor, çarpımı mı burayı veriyor, bölmesi mi ya da bununla bu mu? Yani böyle karışık şeyleri deneye deneye bulacağız. Burada kuralı soruda verilen, işte bu soruyu yazan kişinin kafasındaki o kuralı bulmaya çalışacağız. Tamam mı? Deneye deneye bulacağız. Bakalım 4 ile 6 topla 10, 2 daha 12, 3 daha 15. Bak toplayarak vermiyor. Yani bölesen bölemezsin zaten. Çıkarsan çıkmıyor yani. Acaba şöyle bir şey mi? 4 kere 3, 12. 6 kere 2, 12. Görüyor musunuz? Verdi ortaya. 4 kere 10, 40. 5 kere 8, 40. Ortayı veriyor. Demek ki kuralımız böyle. Çapraz çarpımları ortayı verecek. O zaman 20'yi vermesi için 4 çarpı nedir kutu? 5'tir. Bak 4 kere 5 20. Demek ki sen burada kutu yerine 5 yazarsan 4 kere 5 20'yi veriyor. O zaman üçgen nedir? Burada 10 ile neyi çarparsan 20'yi verir? 10 ile 2'yi çarparsan 20'yi verir. Demek ki üçgen 2'ymiş. Kutu da 5'miş. Toplarsa 2 artı 5, 7 bulunur. Bakalım. Evet, doğru. Yukarıdaki verilen sayılardan soldaki sayı ile sağdaki sayı arasında bir ilişki vardı. Buna göre soru işareti gösterilen sayı kaçtır?
Acaba ne olabilir? Bunların çarpımı mı burayı veriyor? Toplamı mı acaba? Ne yapıyor diye bakacağız. Toplayalım. 1, 4 daha 5, 9 daha 14. Rakamların sayı değerlerini topladım. 14'ü verdi. Buna bakalım. 6, 8 daha 14. 1 daha 15. 2 daha 17 topladım. Verdi. Demek ki kuralımız hemen hemen sayı değerlerin toplamı diyebileceğim. Şuna da baktığın zaman kesinleşecek. 7, 2 daha 9, 1 daha 10, 5 daha 15. Evet, kesinleşti. Çünkü hepsini topladım. Her seferinde karşısındaki sayıyı verdi. O zaman biz bunları toplayacağız. Yani şöyle 6 artı 8 artı 1 artı 2 artı 9 artı 7 dediğim zaman soru işareti bulmuş olacağım. 6, 8 daha 14, 1 daha 15, 2 daha 17, 9 daha 26, 7 daha 33 bulunur. Cevabımız bakalım doğru mu? Evet, 33. Yukarıda verilen şekillerdeki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre yıldız, kutu ve üçgen kaçtır? Şimdi kuralı bulmaya çalışacağız. Bakın bunlar ne olmuş? Şöyle bir inceleyeceğiz. Sanki şunla şunun çarpımı, bak alttakilerin çarpımı bir üsttekini veriyor bak. 2 kere 3, 6. 1 kere 2, 2. 3 kere 0, bak 0'ı verdi. O zaman bu ikisinin çarpımı da burayı verecek değil mi? Bu ikisi burayı verdi. Şu ikisinin çarpımı kutuyu verecek. O zaman 6 kere 0, o zaman kutu 0 oldu. 2 kere 6 yıldız oldu bak. Yıldız 12. 12 kere 0 da neyi verecek? Üçgeni verecek. Bak 12 bu, 0 bu. Çarparsak üçgen 0 oldu. Şimdi yıldız 12 idi. Artı kutu da 0. Üçgen de 0. Toplarsak 12'yi verir. Bakıyoruz. Evet, 12. Buradan testten birkaç tane soru çözelim. Bitirelim arkadaşlar. Şu anda konumuz bitti. Aşağıda verilenlerden hangisi bir sayı örüntüsü değildir? Nasıl oluyordu? Eğer belli bir kural yoksa, kuralı bozuyorsa, düzensiz gidiyorsa o örüntü değildir. Ona bakalım. 4'ten 8'e 4 artmış, 4 artmış, 4 artmış, 4. Yani hep 4 artarak gittiği için bu bir örüntüdür. Buna bakalım. 6 artmış, 12 artmış, 12 artmış, 8 mi? Yok, 6 artmış. Yani burada bir düzensizlik var. Hep 12, 12 gitmemiş ya da hep 6, 6 gitmemiş. O yüzden bu hatalı. Buna bakalım. Bak buradan buraya 3 artmış, 3 artmış, 3 artmış, 3 artmış. O zaman bu bir örüntüdür. 5'ten 12'ye bakalım. 7 artmış. 12'den 19'a 7 artmış. 19'a 26'ya 7 artmış. Buradan da buraya 7 artmış. O zaman bu da bir örüntüdür. Demek ki cevap B şıkkı. Yukarıda ilk üçten verilen sayı örüntüsünün 6. terimi kaçtır? Kurala bakalım. Buradan buraya bak. 6 artmış. 6 artmış. O zaman yine 6 artarsa ne olur? 17'ye 6 eklersek 23. 23'e 6 eklersek 29. 29'a 6 eklersek 35 bulunur. 1, 2, 3, 4, 5. 6. terim 35. A şıkkı. Bu da son sorumuz olsun arkadaşlar. Geri kalan size ödev vereceğim. Yukarıda ilk 6 terimden 4'ünün gösterildiği sayı örtüsünde üçgen artı kutu toplamı kaçtır? Şu kurallarımızı, bu kuralımızı bulduktan sonra kutuyu ve üçgeni bulacağız. Sonra onları da toplayacağız. Bakın 6'dan 13'e ne olmuş? 7 artmış. 13'ten 20'ye kaç artmış? Bu da 7 artmış. O zaman 20'den de 27 bulunur kutu. Bak 7 ekle 34, 7 ekle 41. Demek ki üçgenimiz ve kutumuzu bulduk. Üçgen 41'di. Artı kutu da 27 idi. Toplarsak 7, 1 daha 8, 4, 2 daha 6, 68 bulunur. Evet, bu soruyu da çözelim. Bu da güzel bir soru. Buna göre bu sayı örüntüsünün birinci terimi kaçtır? Bana bak dördüncü terimi vermiş, beşinci terimi vermiş, altıncı terimi vermiş. Şöyle bak. Dördüncü terim, beşinci terim ve altıncı terim. Yani altıncı sayı diyelim biz. Hemen biz o zaman üçüncü terimi, ikinci terimi ve birinci terimi de bulmamızı istiyor. Ve dördüncü terim değeri kaçtı? 26. Buraya 26 yazalım. Beşinci terim 31. Altıncı terim de 36. Dikkat edersen buradan buraya kaç artış var? 5 artış var. Buradan buraya 5 artış var. Demek ki 5 artarak gidiyor yukarı doğru. O zaman aşağı doğru ne olacak? 5
azalmışı bulursak buradan 21'i buluruz. Bak 21'e 5 eklersek 26. Değil mi? Bu tarafa doğru arttığını düşün. O zaman buradan da azalarak şöyle olduğunu düşün. O zaman 21'den 5 çıkarsa burası 16. Bak 16'ya 5 eklersek ne oldu? 21'i veriyor. 21'e 5 eklersek 26'yı veriyor. O zaman 16'dan 5 çıkartalım. 11. Bak 11'e 5 eklersek neyi? 16'yı veriyor. 5 artarak giden terim olduğunu şuradan yakaladık ya. 4, 5, 6'yı verince. Demek ki birinci terim kaçmış? 11 bulunur. Cevap C şıkkı. Evet doğru. Evet, şekilli sorular da güzel. Bunlar hepsi yapılır. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Örüntüler konusu da burada bitsin. Yazıda da bakın buna benzer sorular gelecek. Evet, kanalımızı arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Emin Hoca'yla matematik. Bunları WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Yani orada paylaş tuşu var ya yukarıda. Oradan arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da izlesinler, faydalansınlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.